Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda da sizlerle beraberiz. Bugün kolonilere faydası ve koloni hijyenini sağlaması bakımından ve hastalıklarla koloninin hastalıklarla mücadele edebilmesi bakımından propolisi anlatacağım. Arkadaşlar öğrenmemiz gereken ilk şeyin propolisin iyi bir yapıştırıcı olduğudur. Bu konuda Julia Mahud'un Georgia Atalanta'da Amerika'da arıcılık eğitimlerinde kullandığı bir çizimini görüyoruz. 2004 yılından beri hapishanelerde dahi arıcılık eğitimi veren usta bir arıcı. Yüzlerce arısı var. Kendisini yetiştirmiş dünyaca ünlü bir arıcı. Bu çizimle birlikte arının gözüyle arıcıya eğitim veriyor. Yani arının arıya eğitim verdiğinden arıcı bazlı Arıcıya karşılık eğitim verdiğinden yani bir nevi ters mantık yapmış ve bizim karşımızda arının e, arıyı nasıl e, propolis konusunda eğitebildiğini e, izah ediyor. Diyor ki e, arıcıyı yönetmek istiyorsanız arıya diyor bunu yani arı arıya diyor e, arıcıyı yönetmek istiyorsanız ilk öğrenmeniz gereken şeylerden biri arıcımızı meşgul etmemiz gerektiğidir bu konuda arıcıyı meşgul edebilmek için dostunuz propolis. Arıcının hareket ettirmek isteyebileceği parçaları birbirine yapıştırın. Sonra hepsini 3 kez daha yapıştırın. Bu onları tüm öğleden sonra kovanda meşgul edecek. Kovan başında meşgul edecektir diyor. Yani eskiden beri arıcıların propolisi kovanda kendisini meşgul eden bir araç olarak gördüğünden bahsediyor. Ta ki 1950'li 60'lı yıllara kadar propolis arıcılar tarafından istenmiyordu. Bunu izah ediyor bize. Evet, propolis iyi bir yapıştırıcıdır. Propolis arıcılıkta öğrenilmesi gereken ilk şeydir bizim için de, ilk şeydir. Çünkü arılar bize bir şey anlatmak istiyorlar. Diyorlar ki bir şeyi 3 kez kullandıktan sonra yani her 3 seferde bir temizleyin. Böylece arıcılara daha çok zaman verin. Arıcılara daha çok zaman kazandırın. Yani kovanı propolisle sürekli temizleyin ki arıcılar hastalıkla uğraşmak zorunda kalmasın Olarak bunu anlamalıyız yani arı bir şeyi 3 kere kullandığında propolisle temizlerse ancak arıcılarımız Rahat edebilecektir Bunların bir sebebi mum kurdu güveyle mücadele ikincisi kovan içine girebilecek olan böceklerle mücadele Üçüncüsü karıncaların engellenmesi dördüncüsü çatlaklar ve ısık kaçaklarının engellenilmesi Arıcının sağlayacağı faydalar bunlar: beşincisi kışlama başarısını arttırma. altıncısı bal tüketimini azaltma kışın özellikle soğuk hava nedeniyle iyi bir e, ısı yalıtımı sağladığı için, sekizincisi suyun dezenfekte edilmesi yani kışın dahi bakterisiz arının e, kovan üstünden nemlenmesiyle birlikte. E, saf e, ve temizlenmiş. içinde propolis e, yani düşünün suyun içinde propolis karıştığı zaman su dezenfekte edilmiş oluyor. Bakteriler ölmüş oluyor. Dokuzuncusu peteklerin ve her şeyin dezenfekte edilmesi kovan içindeki. Onuncusu varo ile mücadeleye yardım etme. E, propolisin varoa ile mücadeleye yardım etmeye katkıda bulunduğunu da e, öğreniyoruz. Yeni çalışmalarla birlikte daha önce böyle bir, bir, bir bilgi elde yoktu. 11.si nösema ile mücadele yardım. Bu da daha önce evde yoktu. Özellikle son 5 yılda mücadele nösema ya da mücadele özellikle de arının midesindeki epitel dokunun, mide iç zarının muhafazasına yönelik olarak fayda sağladığıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı. 12.si de mantar hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi ile alakalı özellikle de kireç hastalığı. Direk önlemesi bakımından. Propolis iyi bir yapıştırıcıdır. 1960'lardan itibaren günümüze kadar arıcılar kovanda artık ben propolis görmek istemiyorum dediler. Daha az propolis kullanan arılar kullandılar ya da ıslah çalışmaları yaptılar. Anlaşıldı ki arıcılar kolonilerde daha çok hastalıklarla uğraşmak zorunda kaldı. Propolis tam bir baş belası olarak görülmüştü. Propolis arılık yönetiminde arıcının işçilik maliyetini arttırır arıcının sağlık, hastane ve ilaç maliyetlerini düşürür. Koloninin hastalık, varoa, nösema vesaire ilaç maliyetlerini düşürür. Arılığın kovan boyama malzeme maliyetlerini düşürür. Arıcının ürettiği ürün çeşidini arttırır. Arıcının toplam gelirini, arı, arıcılıktan toplam gelirini arttırır. Arıcının ürettiği ürün kalitesini arttırır. Arılığın verimliliğini arttırır. Arılıktaki kovan ve çerçevelerin kullanım ömrünü arttırır. Arıların uyumlu ve tam kapasite çalışma verimini arttırır vesaire e, Ve e, arıların sosyal bağışıklığını arttırır. Daha güvenli ve daha sağlıklı e, olmasına fayda sağlar. Arılar propolis yer mi? Arıların ağızlarına propolis koyduğunu görebilirsiniz. Ancak doğrudan propolis yemezler. Ee, doğalarında propolis yemek yoktur. Ancak propolis'i enzimleriyle ya da bal mumuyla karıştırarak yumuşatarak kullanırlar. Yani propolis'i kolonideki bağlantılı işleri yapmak için araç olarak kullanırlar. Arılar aynı zamanda kendi kendilerine ilaç verme, yani kendi kendilerini tedavi etmek amacıyla da propolis'i kullanırlar. Propolis dış görünüm olarak mumsu, kahverengi bir reçine malzemesi olarak görünür. Özellikle çam resinesi gibi görünür. Amerika'da balın standartında olması gereken şeylerden biri de propolistir. Eğer balın içinde propolis yoksa standart dışı kabul ediliyor. Balın içeriğinde propolis olup olmadığına göre de ballar sınıflandırılıyor. Propolis kaynağına göre yaklaşık 50 çeşit propolis vardır. Bunların her birinde bitkisel bazdan farklılık gösterir. Coğrafi kaynağı göre içeriği değişir. %50 reçineler ve bitkisel bazdan, %30'u bal mumu özellikle batı, batı bal arılarında ve Avrupa bal arılarında bal mumu %30'a kadar çıkabiliyor. %10 kadar esansiyel ya da aromaterapik yağlar. İçinde %5 yine plan bulunabiliyor. Yine yaklaşık %5 olarak da organik kalıntılar dahil çeşitli diğer maddeler bulunabiliyor. Propolis farklı yerlerde farklı kimyasal bileşim içeren propolis türleri vardır. Ancak hepsi bakteri öldürücü, mantar öldürücü ve çoğu virüs öldürücü nitelikler gösterir. 1990 yılından beri yapılan araştırmalarda dünya çapında propolis içinde bulunan 300'den çok daha fazla bileşen belirlenmiştir. Birkaç bileşin sinerjik etkileri konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Son zamanlarda da yapılmaktadır. Tropolis nerelerde bulunur? En yaygın kavak ağacı türlerinde bulunur. Kavak ağacı Kuzey Yarım Yarımküre'nin çoğuna özgü çiçekli ağaç familyasındaki 25-30 türü bulunan ve yaprak döken çiçekli bir bitki cinsidir. Farklı türlere çeşitli şekillerde uygulanan İngilizce isimler vardır. Bunlardan bazıları Poplar kavağı, titrek kavak, aspen yani pamuklu kavak ağacı, cottonwood gibi isimleri bulunur. Ayrıca reçine üreticileri çam, huş, kara ağaç... Kızıl ağaç, kayın, at kestanesidir. Arı bunların hemen hemen hepsinden propolis alabilir. Ancak e, özellikle arının kavak gitmesi, e, kavak ağacındaki e, propolisin daha çok mantar öldürücü etkiler göstermesi göstermesinden kaynaklanmakta. Koloninin ne kadarı propolis toplar? Toplam nüfusun %1, 2 ya da 3'ü propolis toplar. Yani 80 binlik iki katlı bir kolonide yaklaşık 800 ile 2400 arı arası propolis toplayabilir. Bu 1 veya 2 çerçeveye kadar toplam yapıyor. Yaklaşık bir çerçeve yüzü kadar arı propolis toplayabilir tek seferde. Sezon sonuna sezon sonu bitimine kadar bu sayı daha çok olabilir. Özellikle nektar akımının azaldığı dönemde. Her kovandaki toplam propolisin %33'ü bir gün içinde %33'ü aynı arılar tarafından toplanır. Propolis toplama ihtiyacı bittikten sonra ertesi gün arılar propolisten başka bir şey toplamaya çıkabilirler. Sonraki sabah keşifçi arıların yaptığı dansa göre. Propolis nerelerden toplanır? Propolis sadece dişi ağaçlardan tek tek propolis toplama zahmetine giderler, girerler arılar. Açıkta propolis bulurlarsa yoğun olarak onları da toplayabilirler. Erkek ya da hibrit ağaçları seçmezler arılar propolis toplarken. Yaşlı ve eski ağaçları daha çok ziyaret ederler. Muhtemelen daha çok filizden, daha çok propolisden toplamak için yani yaşlı araçların, yaşlı ağaçların yaşlı ağaçlarda bulabileceği propolis miktarı çok olduğu için, daha geniş alana sahip olduğu için olabilir. Propolis toplamaya başlayan arılar bir hafta boyunca propolis toplarlar. Sabah propolis toplamaya başladıkları anda tüm gün boyunca propolis toplarlar bu sürede. Başka bir şey polen, nektar ya da su toplamazlar. Aniden kovanda biriken propolislerin açıklaması da bu olabilir. Kovana döndüklerinde propolisleri çıkarmalarına yardımcı olan başka arılar yardımıyla ancak çıkarabilirler. Yardım almadan çıkaramazlar. Burada bazı propolis toplanan bölgeleri görüyoruz ve bitkilerin nerelerinden topladığını görüyoruz. Tıpkı polen topladıkları gibi propolisi polen sepetçiklerine koyarak kovana getirirler. Propolisi en çok nerede kullanırlar? Işık giren yerleri, ışık sızan ince, e, sızan ince duvarları ya da ultraviyole ışık sızmalarını kapatmak için, rüzgar ya da cereyan yapan alanları yapıştırmak ya da kapatmak için, mum kurdu ya da zararlılarını yuva yapalı, yapabileceği e, alanları kapatmak için, ısındığında koku yayabilen maddelerin üzerini kapatmak için, Kovandan atamadığı yabancı gördüğü maddelerin üzerini kapatmak için. Çok küçük aralıkları kapatmak için, arının geçemeyeceği 3,5 milimetreden küçük aralıkları kapatmak için, formik asit gibi arıyı rahatsız eden kokuların yayılmasını engellemek için, üst örtü ile çerçeve arasında havalandırma, iklimlendirme boşluğu açabilmek için, yağma girişlerini kapatabilmek ve yağma önlemek için. Kovan içi fazlalık kanalları, standart dışı boşlukları kapatabilmek için Gereksiz titreşim yapabilen pürüzlü alanları kapatabilmek, ayrıca kovan içi neminin akıp gitmesini sağlamak, Böylece kovan içinin küflenmesini önlemek, fazla yağmur yağması durumunda da Kovan dışından gelen Fazla nemin Kovan içine sızmasını engellemek için 3.5 ile 10 mm aralığını bal Birlikte propolis karıştırarak kapatabilmek için. Propolisi en çok nerede kullanırlar? En önemlisi pupadan yeni bir yavru bakıcı arı doğduktan hemen sonra 3 gün boyunca doğduğu petek gözünü ve etraftaki hasarlı petek iç cepherlerini propolisle temizler ve petek iç çatlaklarını propolisle kapatır. Kaplar, yamar ve tamir ederler. Özellikle e, yavru doğan yerlerde e, kahverengi görüntü olmasının sebebi yavru gömleği değildir. Yani propolistir aslında. İnsanlar bunu yavru gömleği olarak e, algılıyorlar. Arı orayı propolisle tamir etmekte. En ön, en önemlisi ana arının yumurta bırakması gereken petek iç gözlerine yumurta bırakmadan önce propolis kullanmalarıdır. Peki arının propolis kullanmasının genel amacı ne? iyi bir arıcılık için arıların bakış açısına göre arıların kuralları olduğundan bahsetmiştik ve bunlardan bir numaralı kural arılar için birinci derecede en önemli şey ılık kuru bir oyuğa ya da yuvaya ihtiyaçları olduğundandı. Amaç bakteri, virüs ve mantar hastalıklarının olmadığı ve gelişemeyeceği ılık ve kuru bir yuva ortamını sağlamaktır. Propolisi kim dopalar, Propolis getiren tarlacı arılar bunu bacaklarından tek başlarına sıyırmazlar, kazıyamazlar. Kovan içindeki yardımcı arılar vasıtasıyla kovan içinde uygun görü görülen bölgelere depolanır. Bu kazıma ve depolama işlemini yapan arılara Amerika'da kısaca çimento arıları denilmekte. Yani harç, paçal ya da karıştırma yapan arılar e, yapılan bu depolama işlemine de çimentolama ya da e, işlemi denilmekte. Yani çimentolama işlemi denilmekte. Yani harç, paçal, karışım yapma işlemi denilmekte. Bu şekilde anılmaktadır. Çünkü tarlacı arının bacağından kazıyan, e, ısırıp sıyıran arı kullanacağı yer 3,5 ile 10 mm aralığında bir yeri kapatmak için kullanacaksa bunun hem hacmini arttırmak hem de işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla Balmumi ya da başka enzimlerde bunun içine karıştırabilmektedir. Adeta bir paçal yapmaktadır. Karışım yapmaktadır. Harç yapmaktadır. Kuru bir harç yapmaktadır. Bu videoda da bu resimde de propolis depolama örneklerini görüyoruz. Nerelere depolandığı ile alakalı. Bazen de özellikle sonbaharda kapı girişinden propolisi teslim alır almaz kovan dip tablasının köşesine ya da Ön kapı girişinin hizasındaki ilk çerçevenin kovan girişine alt kısma denk gelen bölgesine Saklama kutusu gibi depolayarak Kovan girişini sınırlandırma eğilimi gösterebilmekte Tek parça propolis Propolis öbeği elde edebilmektedir en büyük saklama alanları da çatlaklardır Özellikle ruhşet kovanlarında eğer kovan girişi üstte olursa yani çerçevenin üst hizasına denk gelen bir yere ruhşet kovanlarda Eğer e, e, Zayıf kolonilerde dahi e, Giriş deliği açılırsa o şekilde yapılırsa arının çerçeve hizasından giriş deliğine doğru propolis örerek getirdiği dışarıdan getirdiği propolisi ilk önce buraya örerek giriş deliğini kapatmaya çalıştığına şahit olmaktayız. Petek hücresi içinde propolis kullanımı. Yeni doğan arılar 3 gün boyunca petek hücre iç iç duvarlarında bal mumu üzerinde çatlak bulunan hücreleri propolisle kapatır, birbirine yapıştırır ve üzerine propolis ile cilalayarak dezenfekte ederler. Özellikle de mantar hastalıklarına karşı ana arının yumurta atacağı petek hücre dibini de cilalayarak parlatır ve oraya bir koku bırakırlar. Temizlendiğine dair karşıdan baktığımızda daha güneşi karşıdan baktığınızda ya da güneşi arkanızda alarak omuz hizanızdan baktığınızda Ayna gibi parlayan hücre duvarları ve petek dibini rahatlıkla görebilirsiniz. Amaç antibi antibakteriyel hale getirmektir. Evet burada ayna gibi parlayan petek gözlerini görüyoruz. Kovan içinde propolis kullanımı burada bir in vitro ortamda yani laboratuvar ortamında işte araştırma üniversitenin araştırma bahçesinde bir bir ağaç oğundan kovan yapılıyor ve amaç arının e, propolis ile nereleri kaplayacağını bulmak ve daha sonra laboratuvar ortamında incelemek. Amaç ılık ve kuru bir yuva ortamı sağlamaktır. Yuvanın girişini görüyoruz. Yine e, iç kısımdan yuva içinin komple propolisle kaplandığını ve kovan girişinin altında yuva dışında kalan bölgenin propolisle kaplanmadığını yani bir nevi oralısının çöplük halinde kullanıldığını, atık kovan içinden e, atıkların orada biriktiğini e, gör, görüyoruz ve propolis kaplanılan arının alanın bal mumu örülme sınırı olarak kullanıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Gelelim propolis karışımı içinde neler var? Yani harç dediğimiz paçal dediğimiz bunun içinde neler var? Propolisini hem sıcakta hem de soğukta bal mumu ve enzimlerle birlikte karıştırılarak işlenebilir ve uygulama yapılabilir. Yapışkan macun haline getirilmesi, haciminin arttırılması su, nem, rüzgar geçirmez yapı haline getirilmesi ve yapıştırılarak depolanması için propolis, polen ya da bal mumu kullanılmakta. Koloninin kışın propolis toplama durumuna bakalım. Arıların insan ayı başından itibaren propolis toplasa da bu miktarın 3-4 katından fazlasını propolisin çoğunu yani ananektar akımından sonra toplamaya başlarlar. Yani müfredatta son bölümde yer almakta propolis arının yapacağı işler sıralamasında, iş bölümü sıralamasında. Ananektar akımının bitmesiyle kolonide hastalık riskinin yükseldiği sonbahar başlangıcı dönemine denk geliyor bu dönem. Yani arılar bakteriyel hastalıklar, virüs ve mantar hastalıklarının tavan yaptığı sonbahar döneminin başlangıcında propolis toplamaya maksimum düzeyde duyarlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Amaç sonbahardan önce koloniyi bakterisiz ve mantarsız hale getirerek tüm koloniyi dezenfekte etmektir. Kolonide yoğun propolis depolanması havaların soğuyacağına veya koloninin kışlama hazırlığına işarettir. E, ee, koloninizde propolis miktarı azsa daha çok deforme kanat virüsü olan arılar görürsünüz ve hasta arılar görürsünüz ee, propolis az toplayan kolonilerde. Aynı zamanda e, mum kurdu e, mum kurdu zafiyeti görürsünüz. Yani kovanın mum kurdundan sönme ihtimali artar. Çünkü e, propolis yani mum kurdunun larvalarını propolisle üzerinin kaplanması yapılamamıştır. Dolayısıyla bir süre sonra çatlar bunlar ve kovanı mahvederler. Deforme kanat virüsü hastalığı bulaşıcıdır. Bu arıları çerçevede görürseniz çerçevede ya da kovan içinde ezip öldürmeyin. Bunları koloniden dışarıya atın zaten uçamayıp öleceklerdir. Kovan dışında öldüklerinde bu arının taşıyıcı olduğu tüm virüsler de kovan dışında kalmış olur ve sağlıklı arılar zarar görmezler. Deforme kanat virüsü emaresi olan kanatsız gördüğünüz ya da e, Promatüre olan sakat doğmuş olan arıları kovanın içinde gördüğümüz zaman ister çerçevesinde ister e, herhangi bir petek üstünde bunları kovan dışı yapmamız gerekiyor. Bunlar diğer arılar, e, arı hastalıklarıyla birleştiğinde özellikle de e, yavru çürüklüğü hastalığı ve tulumsu yavru çürüklüğü hastalıklarıyla birleştiğinde arılar için son derece öldürücüdür. Sonbaharda propolis kıtlığı olan hastalık bakımından e, kıtlık olan propolis kıtlığı olan kolonilerde yüksek riskli dönem olan sonbaharda ve kış döneminde hasta arıların kovana alınmamasının sağlanması bir çözüm yolu olabilir. Yani bu bir alternatif çözüm yoldur. Amerika'da uygulanan ve bilimsel çalışmayla da etkinliği kanıtlanan arılıkta ve arılıklar arası varoa ve hastalık yayılımını önleyen yağma önleyici aparatla onlar buna ekran tel ekran diyorlar. Benim de uyguladığım, daha önce videolarını paylaştığım denememde, yağla, yağma önleme aparatı denememde halen bu aparatı kullanıyorum ve denemeye devam ediyorum aynı zamanda. Ben de diğer kovanlardan kullanıma, kovanıma sığınan ya da kendi kovanımın hasta arılarını kovan girişindeki elektriği üzerinde kaldığını rahatlıkla görebiliyorum. Yani kendi arılığımdaki kovanlardan ya da başka arılıklardaki kovanlardan varualı ya da varuasız virüs, bakteri, yavru çürüklüğü ya da mantar hastalıklarına yakalanmış olan hasta arıların kovanıma sığınmaya çalışmasını engellemeye, çalış, engellemeye çalışıyorum. Doğrudan tel üzerinde bu arılar kalıyor. Hasta arılar kovanıma geldiği zaman içeriye giremiyorlar. Çünkü giriş deliğini bilmiyorlar. otomatikman üzerinde kalıyorlar. İçeriye hiç giremiyorlar. Hatta kovanı bile, kovan girişindeki bekçi arıları bile bunlar zorlayamıyorlar. Ve kovanıma giremeyecekler. Yani benim kovanımda eğer e, e, İsrail arı felci virüsü olsa bile yani İsrail arı felci olan e, virüslü arıların her gelene geç dediğini biliyoruz. E, yani bombusta gelse geç, sarıca da gelse geç, e, yağmacı arıza gelse geç diyorlar. Bunlar Japon eşek arısı gelse de geç diyorlar. E, bu tel kafes aparatı e, sizin koloniniz hasta olsa bile diğer kovanlara yayılımını engelliyor. Sizin kovanınız sağlıklı olsa ve sağlıklı olduğunda da Diğer hasta kovanların ve diğer aralıklardaki hasta arıların sizin kovanınıza gelmesini engelliyor. Eğer sizin kovanınızda İsrail arı felci virüsü varsa ve sizin kovanınızın girişinde bu nedenden dolayı bekçi arılarınız görevlerini yapmıyor olsa bile diğer kovanlardan sizin kovanlarınıza hastalık bulaşmasını engelliyor. Bu aparatın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu ve bizim de en büyük faydayı sağladığımız özellikler Özellikle e, gündüz yağmurlu dönemde e, hava sıcaklığı 12 derecenin altına düştüğünde ve sarıca japon eşek arısı ya da diğer e, sal Bombus arılarının piyasada aktif olduğu dönemde bizim arımızın e, hava soğukluğundan dolayı salkınma girme davranışı, yarım davranışı, yarım salkım davranışı ya da kovan girişini korumayı bırakma davranışı gösterdiğinde yağmalanmasını engelliyor ve kovandan e, bal çalınmasını engelliyor. Aynı zamanda bu arılar vasıtasıyla bizim kovanımıza hastalık bulaşmasını da engellemiş oluyor. Yine bir faydası özellikle e, kıştan erken çıktığı e, bu e, arı zararlarının, sarıcıların, bombusların veya diğer yabani arıların, yağmacı arıların kıştan erken çıktığı e, Şubat sonunda ya da Şubat 15'inden sonra gündüz 20 derecelik ısılara 10 10-12 derecelik ısılara ulaştığı gündüz dönemlerinde Bunlar toprak altından kışlamadan çıktıklarında bizim arılarımız zayıf durumdayken, yarım salkım durumundayken bizim kovanlarımızın 40-45 tane bombus vesaire falan kovana girip e, salkımı bozmalarını, bizim arılarımızı rahatsız etmelerini ve açlıktan ölmelerinin önüne geçmek e, aynı zamanda en büyük faydayı o dönemde sağlamış oluyoruz biz. Propolis kıttığı döneminde meradan dönen hasta arılar, hasta bir arı kovana dönebilmişse kovan içine girecek, Yürüyecek ya da tekrar uçacak. Gücü olmayabilir. İkincisi hasta olduğu için aile kokusundan farklı kokarsa kovana dönmüş olsa bile kapı girişinden içeriye alınmayacak ve dışarıda kalmaya mah mahkum olarak ölecektir. Eğer kendi kovanına alınmıyorsa bu hasta arılar sizin de kovanınıza giremeyecektir. Gece soğuktan ve açlıktan dışarıda kalıp ölmektense diğer kovanlara sığınmaya çalışacaklardır. Arıların genel davranışı bu şekilde. Gece kovan girişinin zayıfladığı zaman kovan içine girmeye sığınmaya çalışacaklardır. Bu yağma önleyici aparatlarla bunu engellemiş oluyoruz. Hasta veya varoalı, varoa kaynaklı hasarlı hastalıklı hastalık taşıyıcısı olan arıların kovan içine girmelerinde önlemeye yardımcı olabilir ve büyük fayda sağlama potansiyeli vardır bu aparatın. Ben de hala denemelerini yapıyorum. Yani gece dahi sizin arınız salkımda olsa dahi Kovan içine, kovan önünde bekleyen, geceleyin girmeye çalışan arıların içeriye giremeyip dışarıda bu hasta arıların kendi kendilerine ölmelerini sağlayabiliyoruz. Yani kendi kovanına alınmadıysa bu arılar sizin kovana da girmesinler. Kendi kovanlarına hastalık bulaştıramıyorlarsa sizinkine de bulaştırmasınlar. Amaç bu. Yine sağlıklı ve içeride hijyeni sağlanmış düzenli yumurtlaması olan bir kolonide bazı arıların merada ölmesinin fazla bir önemi olmayacaktır. Yani bu aparat kullanıldığı zaman. Doğal ölüm miktarı gözünüzü korkutmasın. Çünkü bizim içeride yaptığımız besleme ile birlikte artı bir avantajımız oluyor. Bu tecrübeyle sabit. Çünkü ölen arıların miktarı kadar ya da ölen arılardan daha sağlıklı arılar kovan içinde geriden gelmekte. Yani dışarıda her ne kadar bir miktar arı doğal e, ölüm olarak ölse bile ya da hastalık kaynaklı virüslerden veya bakterilerden ya da soğuktan e, ölse bile içeride sağlıklı bir arı doğmakta ve sağlıklı arı e, geriden gelmekte. Bak sizin içeride bakıcı arınız olduğu sürece sizin yaşlı tarlacı arılarınızın ölmesinden korkmamanız gerekir. Bu tecrübeyle sabit e, Koloninin stoğu yerindeyse ve vara mücadelesi yapılmışsa arıcının gereksiz panik yapmasına ve endişe etmesine gerek yoktur. Özellikle arı kuşu dönemlerinde bizler kovan içinde polenli bal kek, su ve şurup verdiğimizde koloninin tüm tarlacılarını arı kuşu telef etse bile sadece arı kuşu değil martı da denize yakın olduğumuz için martı da telef etse bile yani arı kuşunun olmadığı dönemde özellikle mart ve Ekim, Kasım aylarında e, bu martılar da telef edebiliyor ve biz özellikle bu dönemde de yaptığımız beslemeyle birlikte ne kadar sonbaharda bile 3 ay boyunca tarlacılarımızı öse bile geriden gelen bakıcı arılar vasıtasıyla biz sağlıklı kışlama nüfusuna ulaşabiliyoruz ya da sağlıklı kışlama nüfusunu sabit bırakabiliyoruz. Dışarıya çıkamayan arıcı, dışarıya çıkamayan bakıcı arıların içeride mükemmel derecede yavru bakımı yaptıklarını ve kolonilerin ölen tarlacılarının yokluğunu hissettirmeyecek derecede 3 hafta boyunca 3 hafta sonra gümbür gümbür sağlıklı tarlacılara sahip olduklarını ve kışlayabileceklerini tecrübe etmekteyiz. Özellikle de sonbaharda yağmur olduğu dönemlerde ya da ilkbaharda yağmur olduğu dönemlerde bizim kovan içine polenli ballı kek ya da fondan ya da şurup beslemesi buzdolabı poşetiyle birebir bir ya da 2'ye bir ya da bir 1 bir şurup beslemesi vermemizin tecrübelerini bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu tecr tecrübeyi de sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Kovan içindeki hasta arıların en, en bariz özelliği uçamamalarıdır. Kovan içinden dip tablasına düşen ya da dip tablasına atılmış ya da kovulmuş olan, kovan dibine düşüp kalmış ve uçmaya mecali olmayan arıların bağışıklık düzeyleri de çok düşük olan ve hasta olma ihtimali yüksek olan ya da o anda hasta olmak üzere olan ya da yakın zamanda hastalanmış olan arılardır bunlar. Arıcı kovan içinde bariz şekilde uçamayan arıları kovan dip tablasından kovan dışına atması, temizlemesi gerekmektedir. Bunu el demiriyle yapabilir kovan dip tablasından arıcı. Böylece koloninin hijyen düzeyini yüksek tutmaya yardımcı olacaktır. Bu sağ taraftaki özellikle ben kovan önüne arı paspası yani Araba paspası siyah renk koyuyorum ki e, siyah renke e, hem arılar hem e, turkaz renge hem de siyah renge arılar daha kolay uyum sağladığı için e, e, mera alanında yani yukarıdan tarlaya dönüş esnasında daha kolay uyum sağladıkları için daha iyi kovan yerini bulabildikleri için aynı zamanda e, arıların e, kovan içinden dışarıya attıkları e, doğal ölüm olarak attıkları arıları da daha iyi görebilmek için özellikle bu paspası koyduğum zaman ben e, bu arıları kovan girişindeki kovan uçuş tahtasına değil bu siyah paspasın üzerine attığını rahatlıkla e, görebiliyorum ve her defasında bunu tecrübe ediyorum yani arılar bu siyah paspası e, hastalık yayılma sınırı olarak algılıyorlar bir nevi dolayısıyla kovan giriş tahtası önüne değil bu, bu e, daha uzaktaki bu e, paspasın üzerine atmaktalar. Ve ben kovan e, girişinde, kovan e, uçuş deliğinde hiç ölü arı görmüyorum. Dışarıdan gelen arılar da bu ölü arıların orada kokuşmasından ya da yağmur yahut bakteri mantar enfeksiyonu olmasından kaynaklı. Herhangi bir sorunla karşılaşmamış oluyorlar. E, uçuş tahtasına e, Dışarıdan meradan gelip uçuş tahtasına kovan, konan arıların... Tekrar içeriye mantar ya da hastalık e, sokmasını engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda kovan önündeki e, bu e, kovan giriş sehpasının temiz olduğu için yağmur yağsa bile buralarda bakteri mantar üremediği için e, arıların içeriden dışarıya çıkıp ön ayaklarıyla birlikte ileri geri sallanma hareketi yapıp toplu olarak Özellikle de ölüden sonra diğer bölgelerde rastlıyorduk. Bu bu tür temizlik davranışına gitmediğini, kovan temizleme davranışını, kovan ününü süpürme, temizleme, tımarlama davranışına ya da propolisle cıralama davranışına gitmediğini tecrübe ediyoruz. Yine gerek insanlar için gerek arılar için propolisin mikroorganizmalar üzerinde doğrudan etki, etki yoluyla ve ayrıca bağışıklık sisteminin uyarılması yoluyla detaylı olarak dolaylı olarak çalışmaları var. E, propolisin doğal öldürücü, savunucu hücrelerin gelişimini arttırması, antikor üretimin antikor üretimini arttırması, doğal ve doğuştan kazanılmış bağışıklık tepkisini arttırması, antioksidanlar içermesi, e, antioksidan etkiler içermesi, flavonoidler ve fenolik asitler, esterler, yağlar, antibiyotikler, e, antibakteriyel etkiler içermesi, özellikle gram pozitif çubuk bakterilerine karşı, yani tüberküloz veren basilini öldürmeye karşı, işte stafilokok e, yuvarlak bakterilere karşı, streptokok zincir bakterilere karşı etkileri vardır, faydaları vardır. Her türlü mantarlara karşı propolis etkilidir. E, arı, e, arıların etkilendiği mantarlara karşı da anti yani iltihap ve ateş yani yangın e, ateş düşürücü özelliği vardır. İltihap giderici özelliği vardır. İmmün modülatörü etkisi vardır. Yani bağışıklık düzenleyici etkisi vardır. Düşükse yükseltir, yüksekse düşürür, normale çevirir. Özellikle benim de e, yüksek bağışıklığım nedeniyle e, doktorların e, pro, e, zeytinyağında propolis ezerek e, yüksek bağışıklığımı düşürmek için kullandığımı daha önce de söylemiştim. Bunu da hatırlatayım tekrar. Kan basıncını düşürme etkisi vardır. Aynı zamanda stresi, kan basıncı düştüğü için stresi azaltma etkisi vardır. Kolesterolü düşürme etkisi vardır. Yani gevşekliği, uyuşukluğu giderme damarların daralmasını, etkisini azaltma. Yine yaralara, yanıklara, sedef hastalığına etkisi vardır. Lösemiye, akciğer kanserine etkisi vardır. Antitümör etkileri vardır. Antikanser etkileri vardır. Özellikle de kolon kanseri, cilt kanseri, doku kanseri, beynin destekleyici dokusunun kanserine karşı. anti Antimutajenik, yani DNA'nın bozulmasını, mutasyona uğramasını engellenmesi, DNA'nın korunması özellikleri vardır. Yaralanma sonrası omurilik korunması özellikleri vardır. Anti putrefaktif etkileri vardır. Yani kokuşma ya da çürüme önleyici etkileri vardır propolisin. Anestezik etkisi vardır. Yani sinir sistemini yavaşlatma etkisi vardır. Mide içi ülserleri önleyici etkisi vardır. Ee, özellikle de nosema hastalığı ya da yavru çürüklüğünün yavru çürüklüğü hastalığının Arının midesine ilk önce arının midesine saldırdığını biliyoruz. Anti e, pepat toksik giderici etkisi vardır. Yani ilaç ya da ilaç etkisi gösteren bitkilerin ya da karışımların e, bu etkileşimden dolayı zehirlenmelerini önleyici Yani bir nevi alerji alerji önleyici etkisi vardır. Bastırılmış korneal e, neovaskularizasyon yani yaşa bağlı görme kaybını e, engelleyici etkisi vardır, azaltıcı etkisi vardır. Yine virüslere etkisi vardır. Uçuk virüsleri, çocuk felci virüsü, grip virüsü, adenovirüs, rotavirüs gibi virüslere etkisi vardır. Ve en önemlisi de güve yönleyici etkisi vardır propolisin. Evet mum, kurduya, mum kurduna karşı etkisinden bahsettikten sonra propolisin hastalıklar mum kurdu küçük kovan böceği yumurtalarında etkisinden bahsedelim biraz da. Yakından ilişkili bitkilerden gelen reçineler farklı olabilir. E, propolis e, çeşitliliği arılara daha fazla fayda sağlar. Kovana getirilen propolis karışımlarında çok az mevsimsel değişiklik görülmüştür. Propolis kaplanması mikrobiyal mekanik bariyer oluşturur kovanlara ve hastalıklara karşı koloniyi örter. Propolis hapishaneleri yapmıştır arılar. Özellikle de böcek yumurtalarının içine gömülmesi için propolis içine gömme davranışı yapıyor arılar. Küçük kovan böceklerinin çoğalmasını engeller. Mum güvelerine de Temas veya uçucu emisyonlar üreme veya gelişme kabiliyetini azaltıyor. Özellikle de mum kurdu yumurtalarının yani propolisin içindeki uçucu yağlar mum kurdunun gelişmesini azaltıyor. Propolis toplama seviyesi ya da yeteneği düşük olan kolonilerde arıcıların gözlemleri ve tecrübelerimiz koloninin hastalıklarla ve mum kurduyla mücadele edemediği ve koloninin söndüğü yönündedir. Dolayısıyla kovana ne kadar mum, e, propolis toplanırsa o kadar koloni sağlığı bundan olumlu yönde etkilenecektir. Burada da peteklerin ve hücrelerin ve çerçevelerin üzerinin kaplanarak korunmaya, alın, korunmaya alınmasından e, e, görüyoruz. Alınmasının resimlerini görüyoruz. Özellikle de mum, e, mumların nasıl parladığını görüyoruz. E, özellikle de arkadaşlar özellikle e, Kovana şurup verilmediği dönemde mum kabartılma esnasında diyelim ki şurup verdiniz mum kabartılmaya başlandı. Daha sonra mum kabartma işlemi e, yarıda kesildi. Neden? Şurup bitti ya da e, meradan niktar kesildi. Bu durumda biz koloni yönetimi olarak e, şurubun bittiği ve mum kurdunun şey pardon bal mumunun üzerinde koyu renkli lekeler gördüğümüz zaman biz diyoruz ki arı aç kalmış. Aslında arının burada aç kalma işlemi doğru. Ancak bu bize bir şey daha gösteriyor. Arı aslında ne yapıyor? Arı doğal yaşamında bu ördüğü mumların üzerini propolisle korumaya alıyor. Yani ben bu mumu ördüm ama şimdi kullanmayacağım. Daha sonra kullanacağım. Çünkü arı buna yumurta atması için birkaç gün geçecek. Zaman zarfı geçecek. Dışarıda da iklim nemli Dolayısıyla bunların bakteri mantar e, hastalığına yakalanma yani küf olma yani beyaz küf hastalığına özellikle askeforoz dediğimiz mantar hastalıklarına e, e, mantar hastalığı olma riski var. Dolayısıyla ben bunun üstünü propolisle kapatayım ve korumaya alayım diyor. Yani bir nevi mum örmeyi bırakıyor. Ara. Diyor ki ben tamam diyor benim mum örmeyle işim bitti çünkü... Şurubum yetmedi ya da dışarıdan gelen nektarım buna yetmiyor. O zaman ben korumaya alayım ana arada koloni nüfusu yeterince ulaşırsa ana arada gelir buna yumurta atar. İşte daha sonra biz şurup verdiğimiz zaman bu mum örme işleminin bu propolisin üzerine devam ettiğini görüyoruz ama genellikle de bunun üstünden doğrudan değil de örülmemiş olan diğer yerlere daha fazla örme eğilimine, mum örme eğilimine girebiliyor arılar. Çünkü burayı propolisle kapatmış ve muhafaza almış. Diyor ki tamam diyor buranın burayı ben kapattım muhafazaya aldım. Diğer yerlere devam edeyim. Dolayısıyla kovan koloni nüfusu biraz daha artınca ancak buralara daha fazla mum örme yani şurup ve nektar bollaştıkça buralara mum örme davranışına girebiliyor. Özellikle de e, peteklerin üzerinin çerçeve kenarlarındaki peteklerin üzerinin beyazlatılması hem propolis kaplanması hem de bizim araya verdiğimiz şeker sonucu arının doymasıyla birlikte şekerin içindeki sükrozun yani dolayısıyla toz şekerde de bir beyaz bir renk görüyorsunuz. Bu şekilde e, mumun üzerini ya da çerçeve üzerine beyazlatmasıyla birlikte biz arının doyduğunu da anlıyoruz ancak Ayrıca bu beyazlatmayla birlikte de buraları muhafaza altına aldığını anlıyoruz Ama biz özellikle sonbaharda beyazlatsa dahi e, beslemeye devam etmemiz gerekiyor Neden? Çünkü arı sonbaharda özellikle aldığı e, besinin ısınmaya harcadığı için Propolisin toplama zamanı, toplanma zamanı genellikle Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar devam eder. Saat 10 ile 15.30 arası toplanır. Yaklaşık 1-5.5 saatlik bir süre boyunca toplanır. Kabuk, bazı meyvelerin yüzeyleri, bitkisel tomurcuklar, genç yapraklar üzerindeki damlacıklardan toplanır. Arılar bunu antenlerinin ucu ile propolisi ve kovandaki düz ya da pürüzlü alınları da böylece kontrol ederler kontrol ettikten sonra toplamaya karar verebilirler. Toplanan propolis ya da reçine ağız parçalarıyla kazınır veya biraz kırılır. Polen sepetlerine aktarılır ve paketlenir. Kovanda propolisin ihtiyaç duyulduğu yere veya depolama alanına götürülür. Diğer arılar, diğer arılar e, onu kaldırır yani e, götürülen yeri kaldırır. Daha sonra çimentolama yani kullanılacak e, arılar tarafından özellikle öğleden sonra bu depolanan propolislere tekrar işlem yapılır. Yani gelen arıdan, arının bacağından bir arı bunu alıyor bir yere topluyor. Daha sonra bu depolama alanından kullanılacak olan yerlere öğleden sonra diğer arılar tarafından yayılma gerçekleşiyor. Çiğnenmiş tükürük enzimleri propolise eklenir. Kısmen sindirilmiş malzeme ya da bal mumuyla karıştırılır. Arılar propolisi doğrudan yemezler. Dolaylı olarak midelerine karıştırabilirler düşük oranda. Kovan içi prosedür her gün propolise çalışan arıların yüzde %33'ü sonraki gün değiştirilir. Yani 3 günde bir propolise çalışan arılar tamamen değişmiş oluyor. Arılar propolis depolarının ya da sağlarının yakınında tiz danslar ve sallanma dansı yapabilirler. Ayrıca ön ayaklarıyla diğer arılara vurarak onları titretirler, hareketlendirirler, bir anlamda rahatsız ederek onları durmaktansa sapropolis yağmaya ve çalışmaya teşvik edebilirler. Özellikle de kovan içinde asılı duran arıları, çalışmayan ya da sabit duran arıları, uyuşuk arıları gördüklerinde ve özellikle de işte sıcak dönemlerde bunlar çalışmıyorsa bunları vurarak çalışmaya teşvik edebilirler. Kışa hazırlık olarak en çok propolis kullanılması durumu bir kovan girişinde iki çerçevelerin altı, üstü ya da yanlarında, üç kovan köşelerinde olabiliyor. Genel koloni sağlığına propolisin etkisi bağışıklıkla ilgili iki genin önemli ölçüde daha düşük ekspresyonu arılar daha düşük patojen yüküyle bağışıklık sistemlerine daha az yatırım yapabilirler. Koloni üretkenliğini azaltır. Kullanılacak bazı ek savunmalar vardır. Bunlar özellikle hijyenik davranış İkincisi timer, tımar davranışı, üçüncüsü saldırganlığa eğilim, dördüncüsü etkiye tepki yanıtı uyumu e, yani uyum. Beşincisi de propolis koleksiyonu. Genel koloni sağlığını bu beş e, durum etki yapmakta. Arıların propolisle Arıların propolisle kendi kendini tedavi etmesi durumuna bakalım. Arıların kendi kendine ilaç tedavisi tebeşir kuluçka, ve kireç hastalığı yani taş hastalığında arılar hastalığı kontrol altına alana kadar propolis toplamayı arttırırlar. Hücrelerin sadece üstlerini propolisle cilalarken ana arının sağlıklı yumurta yumurtlayabilmesi için hücrelerin içini de cilalarlar bu durumda. Propolis şeritlerini temizlenmiş ve cilalanmış hücrelere gömme davranışı yapabiliyorlar arılar tamamen ee, propolise gömebiliyorlar. Hücrelerde kimyasal olarak kontamine, polen gömme, arı ekmeği çalışması e, çoğunlukla e, kavak ağacı ve balsam kavağında, kavak balsamında. E, bundaki amaç son bakteriyi engellemede kavak daha iyi olduğu için. Yani son bakteri özellikle de mantar ve yavru çürüklü bakterilerini daha iyi e, tedavi edebilmek için e, kavak ağacı önemli. Burada da bir şeyle karşılaşıyoruz. Arıların temizleyemediği, propolisle temizleyemediği hücreleri tamamen kapattığını görüyoruz. Yani sadece işte arının belli bir miktardan işte 3,5 milimden küçük olan petek gözlerini kapattığını değil, temizleyemediklerini de bunlar kapatıyor. Özellikle de arıyı arının balını sağdıktan sonra eee kovana petekleri yaratmak için verdiğimizde topladıkları balla birlikte bazı peteklerin içini bu e, balla birlikte doldurduklarına ve üstünü sırladıklarına şahit oluyorduk. Özellikle de e, petek gözü dar olan petek hücre gözü bir arının içine giremeyeceği kadar ya da ee, anarını yumurtlayamayacağı kadar küçük olan petek küçülmüş petek gözlerinin içini balla bu fazlalık balla birlikte tamamen kapattıklarına şahit oluyorduk. Aynı zamanda e, aynı davranışı içini temizleyemedikleri e, bakterileri temizleyemedikleri e, durumlarda da yapabiliyorlar ve bu küçük petek gözlerinin içine. E, propoliste de depolayabiliyorlarmış. Yani içerisini komple propolisle kapl kaplıyorlar. Oraya resmen depo yapıyor yani propolisi. Petek gözünün içine. Ben buna şahit oldum mu? Evet. Özellikle e, geçen ay olması lazım. Çektiğim videoda kovan dip tablasında petek içinden temizlenmiş olan propolislerini rahatlıkla e, kovan dip tablasında görmüştük. Bunları da göstermiştim. Propolis döktüğüne dair. Yani petek içindeki propolisi yere dökmüştü. Petek içini Demek ki o poti, peteği bozacak ya da genişletecek ya da başka bir durum yapacak ya da bizim verdiğimiz şurupla birlikte artık o peteğin içini şurupla veya bal ya da dışarıdan getirdiği balla temizleyebilme imkanına kavuşmuş ya da o güce kavuşmuş. Mesela bir arı temizleyemiyorsa beş arı rahatlıkla temizleyebilir anlamında oluyor. Peki hibrit arılar yani safkan olmayan arılar e, propolis toplama konusunda eğilimli mi? Hibrit arılar genelde neredeyse o kadar da etkili olmuyorlar propolis konusunda farklı reçineleri, bakterileri ve muhtemelen diğer mikropları öldürmek için farklı güçlere ve yeteneklere sahip oluyor bu tarz e, arılar e, farklı apis mellifera ırklarının antibakteriyel aktivitelerinde küçük farklılıklar vardır mesela e, Kafkas arısı karniyoldan daha iyidir daha iyi olduğu söylenebilir. Yine propolis ile çürüme ve kokuşma önleme, hastalık önleme durumuna bakalım. Ee, tamamen propolis içine gömerler. Hücre içinde ya da kovan içinde çürümeye başlayan bir şeyi kovan dışına atamadıklarında propolis içine göme gömme davranışı yapıyorlar. Bilim adamları fırınlanmış bir patatesi ve filizlenmek üzere olan bir patatesi propolis içine gömdüler. İki patatesin de taze kaldığını ve bozulmadığını anladılar. Yani propolisle kaplamak aynı zamanda arıların bu maddeleri bozulmasını önlemek amaçlı yapmış olabilirler aynı zamanda kovan dışına atamadıkları için. En fazla küf ile bakteri oluşum ihtimali olan ve kovan içinde nem ile sıcaklığın buluştuğu yer olan kovan üst tablasının propolis ile kaplanması ve dezenfekte edilmesi aynı zamanda propolis üzerindeki suyun da kışın arılar tarafından dezenfekte su olarak temizlenmiş su olarak e, tüketilmesi durumunu gözlemliyoruz ve bilim adamları da bunları kabul ediyorlar. Özellikle Ukraynalı e, Ukrayna'da e, e, bir entomolog vardı. Bunun e, aralık ziyaretlerinde e, rahmetli Muhsin, Duvaroy, Muhsin, e, Doğanay, e, Muhsin Duvaroğlu Muhsin Doğanay Musin Muhsin hocamızın Muhsin Duaroğlu hocamızın e, Ukrayna Aralık 2018 olması lazım. Ukrayna Aralık ziyaretinde bundan bahsetmişlerdi. Videolarını ben paylaşmıştım. dezenfekte suyu kışın kovandan çıkamadıkları için kovan içine rahatlıkla içebiliyorlar. Evet o Viktor Fursov'du. Viktor Fursov. Vasili Vasili'nin arılığında paylaşmıştı. Muhsin, rahmetli Muhsin Doğrulu hocamızın, hocamızın ziyaretinde. Amerika'da en çok kullanılan ve tellere vurularak dökülen propolis tuzağı örneklerini görüyoruz. Amerika'da en çok bunu kullanıyorlar. Bizim kullandığımız işte plastik e, aparat e, tuzak e, pardon propolis tuzaklarını kullanmak istemiyorlar. Kendileri en kolay bunu kullanabiliyorlar. Propolis temizlemesini beceremiyorlar çünkü propolis temizlemekte zorlanıyorlar. E, hatta propolis tuzağının üstünde biraz Propolis kaldığında çok sinirleniyorlar. Bunu kabul edemiyorlar. %20 kalsa bile bunu kabul edemiyorlar. Tamamen propolisi sıyırıp almak istiyorlar. Arının her şeyinden faydalanmak istiyorlar. Adeta Amerikalarda bu bakımdan Ruslara biraz benziyor. Davranış olarak arıların tüm ürünlerinden faydalanmak istiyorlar yani. En büyük risk mum güvesi arkadaşlar bu tuzaklarda da. Çünkü mum güvesinin ne kadar giremez deseler de bu deliklerden içeri girebildikleri aşikar. Çünkü sadece büyük mum güvesi değil aynı zamanda küçük mum güvesi ya da küçük güveler de olabiliyor. Yani sadece bal mumu güvesi değil normal dışarıda olan küçük güvelerde içine girme riski taşıyor. Kovan içine geceleyin girmek için fırsat kolluyorlar. Bunu önlemek için ızgaranın üstüne çuval serebiliriz. Peki çuval serirsek Propolis toplar mı toplar Arkadaşlar ben bu sene yaptığım örneklerde de videolarda bunu rahatlıkla e, toplayabildiğini e, gösterdim Çünkü hem yeterli hava akımı oluyor çuvalın üstünden hem de bu maddeyi yabancı madde olarak gördükleri için üst bölümü e, kaplama ihtiyacı hissediyorlar Özellikle de kahverengi propolis e, plastik e, propolis tuzaklarının üstüne Çift kat çuval örerek rahatlıkla propolis toplamıştım. Videolarını hep beraber yayınlamıştım. İzlemiş olmanız lazım. Peki propolisin arılara potansiyel faydaları neler? Arılar propolisteki koku bakımından zengin uçucu yağları kendi aralarındaki iletişimle kovandaki eza deposu gibi adeta ilaç deposu gibi kullandıklarını biliyoruz. İkinci olarak da sosyal böceklerdir. Arılar hastalık salgınları riskinde artış ve arı zararları olan arılara özel parazitlerin e, evriminden dolayı özellikle de küresel ısınmadan dolayı arı zararlarının artmasından dolayı e, arılar kendilerine bir savunma mekanizması olarak propolisi kullanıyorlar. Yani propolisi bir araç olarak kullanıyorlar. E, düşmanları arttıkça arılar propolis kullanmaya meyili hale geliyorlar. Bunu daha iyi kullanmayı öğreniyorlar bir anlamda. Arıların birbirlerini ağızdan ağza arı sütüyle besleme ve hastalıkların daha kolay bulaşma imkanı olmasına karşılık hastalık salgınlarıyla işbirliği içinde mücadele edebildiğini biliyoruz biz propolis vasıtasıyla. Üçüncü olarak da arıların son yıllarda azalmış olan bağışıklık sisteminin büyük etkisi var. Onların bireysel fizyolojik savunma mekanizmalarını azaltmış olabilir. Ancak bu bakımdan propolis fayda sağlamakta. Propolis sayesinde bireysel olarak bağışıklıkları düşmüş olsa bile arıların toplam koloni sağlığını koruyabilmekte propolis vasıtasıyla ve kovanın sönmesini engellemeye, önlemeye yardımcı olabilmekteler bu sayede. Peki hangi arı ırkları propolis toplar? Arkadaşlar daha önce hem ülkemizdeki hem de uluslararası bilimsel çalışmalarda sadece Apis mellifera arısının yani Avrupa ve Batı bal arısının Propolis topladığını zannediyorlardı. Diğerlerini de araştırınca özellikle Amerika'da ve e, e, Güney Asya ülkelerinde Hindistan gibi e, ya da işte e, uzak doğu ülkelerinde yani hem Güney hem uzak doğu, e, doğu ülkelerinde Güney Asya ülkelerinde yapılan araştırmalarda e, diğer da propolis topladıkları ve bunların toplama miktarıyla kullanım amaçlarının farklı olduğunu buldular. Aynı zamanda topladıkları propolisin de çeşitlerinin farklı olduğunu buldular. Mesela Apis dorsata arıları Doğu ve Güney Asya yerel arılarının yerel arıları neden topluyor? Özellikle dala ve uzuvlarına bağlanmak için yani dala propolis bal mumunu yapıştırmak için kullanıyorlar ve e, arıların birbirine, e, arıların birbirine e, daha iyi kenetlenmesini, propolis vasıtasıyla daha iyi tutulmasını rüzgarda vesaire falan düşmeden, salkımdan düşmeden tutulmak için kullandıklarını bulmuşlar arkadaşlar. Yine apis florea arıları, bunlar cüce bal arıları, minik çok minik arılar, bunlar ancak bal arıları bunlar. Doğu ve Güney Asya'da yerel ırklar bunlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Karıncaları e, Karıncaları defetmek için, engellemek için kullanıyorlar. Bal mumunu halka karıncaları bal mumu halka peteğinden uzak tutmak için kullanıyorlar. Dala halka tutturmak için propolisi önce kullanıyorlar. Daha sonra altına mum örüyorlar. Ve karıncalar gelip bu propolisin üstünden bal mumuna geçemiyor. Dolayısıyla bal mumuna karıncalar yuva yapamıyorlar. Propolis propolis'i aşamıyorlar yani. Karıncalar neden aşamıyor? Çünkü propolisin içindeki aromaterapik yağlar karıncaların oradan oraya geçmesini engelliyor. Bu bize neyi anlatıyor aynı zamanda? Propolislik kovanlara karıncanın giremeyeceğini. Dolayısıyla biz kovanın içini eğer propolisle kaplarsak ya da propolisle boyarsak ya da işte bunu ya da kovan içini komple Hiçbir delik girmeyecek şekilde sadece yaparsak yani hiçbir arının içeriye giremeyeceği ya da hiçbir karının içeriye giremeyeceği ancak sadece tek delikten arının giriş çıkış yapabileceği ve bu giriş deliğinin etrafına propolis yerleştirirsek içeriye karıncaların ve diğer böceklerin içeriye giremeyeceğini biz bundan anlıyoruz özellikle de Kış, kışın arıların bunu doğal olarak yaptıklarını da biz gözlemliyoruz. Yani özellikle kovan girişi geniş olan e, kovanların arıların kolonileri bu kovan girişinin etrafını komple propolisle kapladığını hatta işte birkaç arı bir ya da birkaç arı girecek kadar daralttıklarını rahatlıkla şahit oluyoruz. Ülkemizde de bunun örnekleri var. Yine Apis mellifera Avrupa ve batı bal arıları dedik topluyorlar. Şimdi bir de bu e, apis serena arıları var, Doğu bal arıları. E, bunlar nösema serena gibi ve Nöseme serenaya ve e, varuaya doğal bağışıklık olan arılar. Bunlar arkadaşlar nasıl topluyorlar? Propolis'i ince, katı pul şeklinde propolis topluyorlar. Bu topladıkları propolisin özelliği hafif aromatik olması. Çünkü bunların varoa ya da nösema gibi hastalıklarla mücadele etmesi gerekmiyor. Hafif aromatik yetiyor. Yine açık kahverengi ve kahverengi propolisleri topladıkları Amerika'daki araştırmalarda veya uzak doğudaki araştırmalarda bunlar ortaya çıkmış durumda. Yine Apis mellifera Avrupa ve Batı bal arılarının tümünün propolis kullandığını bütün ırklarının İtalyan dahil Propolis kullandıklarının e, Biliyoruz Ve propolisi farklı kaynaklardan toplayarak kullandıklarını biliyoruz Kafkas arasının yoldan daha yüksek e, Propolis topladığını biliyoruz Yine ülkemizde yapılan araştırmalarda da Kafkas arasıyla e, Anadolu arasının e, Hemen hemen birbirine benzer Tarzda benzer özellikte miktarda benzer miktarda propolis topladığını biz biliyoruz Yine Apis mellifera Avrupa ve Batı bal arılarının topladığı propolisi bir miktar %30'a kadar bal mumuyla karıştırdığını biliyoruz. E, topladığı propolisin katı olduğunu ve tam aromatik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı bizim özellikle ülkemizin e, ülkemizin propolisinin bu kadar e, değerli olduğunu, aromat, aromatik seviyesinin yüksek olduğundan dolayı bunu biliyoruz. Yine e, katı ve aromatik propolis toplayan başka bir ırk arı daha var. Bu da Meliponini arıları, yani iğnesiz arılar. Bunlar da en sağ tarafta en alttaki resim arkadaşlar bu iğnesiz Meliponini arıları. Bunlar tamamen Apis mellifera ya da Serena gibi başlı başına farklı bir ırk arılar. Bunların da yeşilimsi kahverengi ve sarımsı kahverengi propolis topladığını araştırmacılar ortaya çıkarmış durumdalar. Peki gelelim en önemli etkiye. Bu konuda ileride daha da e, bir videoda e, yapacağım. Yani hazırda hazır, e, hazırda aklımda olan bir video daha var. Bunu bilimsel bir araştırma var. Bilimsel araştırmanın sonuçlarıyla birlikte kovan içi boyama ve kovan içinde propolis kullanımıyla birlikte e, hastalıklara doğrudan etkisini bilimsel bir çalışmayla birlikte inşallah Allah nasip ederse o videoda yapıp yayınlayacağım. Propolisin ara hastalıklarına doğrudan etkisi nedir arkadaşlar? Bakalım 7 çeşit etkisi olabiliyor. Bunlardan birincisi Amerikan yavru çürüklüğünde doğrudan etkisi. Her ikisi de hastalığın larvalarının gelişimini engellemiştir. Yani e, propolisin çeşitlerinden e, arkadaşlar. In vitro ortamda yapılan araştırmalar bu yani laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda Amerikan yavru çürüklüğü bakterilerini, e, bakterilerinin bakterilerinin gelişmesini engellemiş. Yine ikinci olarak propolis ekstra, ekstratıyla birlikte arılar beslenmiş ve bu beslenme sonucunda enfekte olmuş e, ve enfekte olmuş larvaları Azalttığı bulunmuş hastalık larvalarının enfekte olan bu hastalıklarla bulaşan larvaları azalttığı bulunmuş. Yine hastalığı yok etmeye yetmemiş ancak yine baya bir faydası olduğu bulunmuş. Bunun da tamamen yok etmeye neden yetmediği de anlaşılmış. Bunun da sebebi arıların propolisi yutmadığı için. Eğer arılar propolisi doğal olarak yutsa bu Amerikan yavru çürüklüğü bakterilerini arının midesinde tam olarak öldürebilecek, engelleyebilecek hali, halde. Çünkü Amerikan yavru çürüklüğü ve diğer yavru çürüklüğü hastalıkları arının nösema ile birlikte, nösema da aynı, ilk saldırdığı yerler arının midesi. İlk önce midesini yok etmeye çalışıyorlar. Yine tulumsu yavru çürüklüğü de arının midesini yok etmeye çalışıyor. Üçüncü olarak da arkadaşlar kireç ya da taş hastalığı propolis toplanmasını arttırıyor. Bir, bir kovanda kireç ya da taş hastalığı varsa arılar daha çok propolis toplamaya başlıyor. Ee, kireç ya da taş hastalığının ya da mantar hastalıklarının olmaya başlaması, kovan içinde e, mantar hastalığının artmaya başlaması, mantarların gelişmesi propolisleri propolis toplanmasını uyarabiliyor. Yine dördüncü olarak da Varroa destruktora propolisinin etkisi var arkadaşlar. Bu da yeni bir çalışma. Son 5 yıldır çalışılıyor. Özellikle de Brezilya ve Güney Güney Amerika ülkeleri bu propolisin Varroa'ya etkinliği ile alakalı bayağı bir çalışıyorlar. Bu konuda birkaç çalışma var. Ama bunları henüz daha çevirilerini yapmadım. İleride nasip olursa yaparım. Bu konuda da Amerika'da bir bilim adamı var. Marla Spivak diye. Onun çok güzel çalışmaları var. Ee, arkadaşlar yine Brezilya'da dediğim gibi çalışmalar var. Bir de bu propolis konusunda özellikle Hindistan ve Hindistan yani Güney Güney Asya ülkeleri diyeyim ben buna genel olarak. Bunlar çok fazla çalışıyorlar bu propolis etkileri konusunda. Yine e, Varva dextro üzerine üzerine %10 ekstrakt in, 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 vitro ortamda yani laboratuvar ortamında e, alkol çözüntüsü yani propolisi alkolle %10 oranında e, çözülmüş yani alkolle çözülmüş %10 propolis veriliyor ve arıya bu besleme olarak veriliyor ağız yoluyla veriliyor yani şurubuna katılarak veriliyor ve arı ve varuaları bu karışımın bu propolisin %100 öldürdüğü bulunuyor. Yine e, ayrıca narkotik etkilere neden olduğu bu propolisin içindeki esterik yağların, esterlerin ve yağların e, bu varuaya narkotik etkilere neden olduğu e, ortaya çıkıyor. Hücre, tek bir hücrede üretilen olgun dişi varua sayısını %5 olarak azaltabildiği bulunuyor. Yani bir nevi... Bu katılan %10 ekstrakt ben buna sarhoş olması olarak yani bizim anlayabileceğimiz tarzda sarhoşluk gibi düşünün. Sarhoş olması olarak niteleyebiliyorum. Yani anlamamızın kolay olması bakımından bu şekilde ifade ediyorum. Teşbihte hata olmaz. Yani bir nevi içeride varva erkekle bir nevi buluşamıyor olabilir. Yani çiftleşmesini etkileyebilir etkiliyor olabilir. Yine koloni sağlığını bu %20'ye kadar artırabileceği tahmin edilmekle birlikte çalışmalar hala devam ediliyor. Yani deniliyor ki varuanın özellikle de kışın varuanın miktarının sayısının %5 azaltılması bile varua kaynaklı e, yayılım olan taşıyıcı olan virüslerin işte İsrail arı felci virüsü ani akut e, viral arı felci virüsü, işte e, deforme kanat virüsü, yavru çürüklükleri ya da varvanın sebep olabileceği arının e, üzerindeki vitolagenini doğrudan emmesi kaynaklı arının bağışıklık sistemini düşürmesi etkilerini böyle sinerjik olarak topladığınız zaman bu kovana %20 kadar bir fayda sağlayabilir diye tahmin ediliyor. Yine altıncı olarak arkadaşlar propolisin içinde 300'e kadar kimyasal bir bileşen olduğu tespit edilmiş. Hala da bunun da daha fazla bu aromaterapik yağların da içindeki daha da bilim adamlarının araştırılmasının gereği anlatılıyor. Eğer daha araştırılırsa daha fazla fayda bulunacağı belirtiliyor. Akarların dilenç geliştirilmesi, akarların bu 300 kadar kimyasal bileşine, bileşene direnç geliştirmesini daha zor olduğundan bahsediliyor. Özellikle de nösema konusunda yine ben daha önce kek yapmıştım. %1 propolistik kek yani nösemaya nösema önleyici olarak yapmıştım. Bunu vermiştim. Özellikle de kış dönemi, soğuk dönem olduğu için kek yapmıştık. Eğer diğer durumlarda yine arının şurubuna propolisin katılarak arının propolisi %1 oranda doğrudan yemesinin nösemaya veya diğer faydalı eğer fayda sağlayacaksa bu şekilde yapılabileceğine dair yine bu bilimsel çalışmada olduğu gibi yüzde %10 ekstrakt şeklinde yani yüzde %10 propolis ekstraktı şeklinde yine bu kremlerde de kullanılan oran aynı şekilde arkadaşlar cilt kremlerinde de %10 bu oran kullanılıyor. Bu oran sabit bir oran olabilir. Hem böcekler hem insanlar için öyle bir potansiyeli de var. Daha faydalı olabileceği. Yine e, bu propolisin organik asitler gibi varoaların direnç geliştiremeyeceği ileride e, bir varoa ilacı olma yoluna gidebilecek bir ürün, bir ürün. Tabii olabileceği öyle bir potansiyele mevcut arkadaşlar özellikle de propolisin içindeki aromaterapik bileşenlerin sentezlenmesi bunların ayrıştırılması hangisinin arıya faydalı hangisinin e, faydalı olmayan e, olup a, e, bunların ayrıştırılması ve faydalı olanların kullanılması daha iyi olabilir. Yine koloniye etki eden bileşenlerin olası sinerjik etkileri yine propolisin toplanması, depolanması kolek, e, koleksiyonunun kole, koleksiyonunu arttırmadığı varsayılmaktadır arkadaşlar. Hayırlı, bereketli günler diliyorum. Slide bu kadar arkadaşlar. Videom bu kadar.